Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün ikinci kez ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Güç Başar Gülle ile beraberiz. İlk program zaten çok keyifliydi. Evet, ben de çok keyif almıştım hakikaten. Bizim pek konuşmamıza da gerek kalmıyor çünkü hemen her konuda bir içsel süreç anlatısı var. Hoş geldin. Hoş diyelim. Bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum ya, sizle ilgili tamam artık yani yakınlık duymamızın başka nedenleri oluyor, dostanelik falan ama müzik konusunda bir içsel süreç anlatınız var. Evet. Bu birçok sanatçıda yok. Kendini tartarak, kendi içsel süreciyle birleştirerek yapsa bile, bir şeyden esinlense bile bunu farkında değil. Ha, çok sizin güzel. İçin bir yolculuk durumu var evet. Yaptığınız müzikle ilgili. Zaten bu kısım edebiyatı da besleyen bir şey, ressamları da besleyen bir şey. Bu yönünüz gerçekten bence ilham verici. Hı hı. O zaman öyle ilk onu sormak istiyorum. Tabii epey bir zaman oldu. Bir sene, bir buçuk sene önce sizi konuk ettik. Evet. Yeni albümünüzden bahsetmeden, planınızdan bahsetmeden önce sizi görmeyeli hangi süreçler besledi? Hı hı. Hangi süreçler... Kafanızdaki düşünceler değişime uğradı. Nasıl devinimler yaşadınız? Ya aslında şöyle bir oldu. O sürecin yani nasıl diyeyim biraz teknik değişimler oldu diyeyim. Ama o süreçle ilgili temel noktalar aynıydı. Hani kafamda belli soru işaretlerinin peşinde duruyordum işte. Sizle de daha önce konuşmuştuk hani Osmanlı kültürünü anlamaya ve anlatmaya çalışırken işte bu tersten perspektif ilişkisi ondan sonra işte bunun başka alanlardaki başka disiplinlerde ne bileyim görsel sanatlardan tutun işte düşünsel yapı işte mimari yapı her konuyla konuşuyorduk. Fakat benim için en büyük değişikliği şu oldu. Ben oradaki bir birikimimi daha doğrusu Ortaçağ Osmanlı Batı kültürüyle ilgili birikimimi bugün ben acaba dünyada kendi adıma ne söylemek istiyorum teknik olarak çok peşine düşmeye başladım. Yani orada bir şeyler yakalamıştım, görmüştüm ama ben bugün ne söyleyecektim? Bununla ilgili biraz daha elimdeki materyaller somutlaştı diyebilirim. Yani onu sadece bir kültür okumasından çok bugün de kültüre nasıl bir şekilde ben bu imzamı atarım ile ilgili daha somut bir süreç oldu. Ve bu sürecin sonunda da zaten bu albüm çıktı. Reverse Perspektif. İşte evet, Reverse Perspektif. Ben şöyle göstereyim mi yakınlaşabiliyorsak. Bizim de çok şanslıyız. Alp'le konserde geçen hafta Pera Müzesi'nde geçen hafta dinleme fırsatımız oldu. Başka diyarlara bir yolculuktu bizim için. Evet, çok hoş bir ortam oldu. Yüreğinize sağlık mı denir, ne denir? Eyvallah, sağ olun. Gerçekten. Çok teşekkürler. Yani teknik bir eyleme durumu var. Evet, tabii daha burada somutlaştı. Somutlaşma. Yani durumu. Daha kültür okumalarından çok artık bugün ben buraya, bu dünyaya ne söyleyeceğim? O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi ben de edebiyatta öyle süreçler bazen yaşıyorum. Bazen değil, sürekli yaşıyorsun bence. Bilmiyorum yani ne kadar. Şimdi düşünsel olarak bir zaman dilimine ve bir bölgeye, coğrafyaya bağlıyız. Tamam. Bir tarihe de bağlıyız. Bir de bizim içsel süreçlerimiz var. Bundan evet. Bağımsız işleyen. Aha. İşte sizin de çok sevdiğinizi biliyoruz. Cemal Kafadar'ın Kim Var İmiş Biz Burada Yok İken kitabını da evet, getirdim çok o yüzden. Değişik bir kitaptır hakikaten. Çok güzeldir yani. Yani şimdi orada bir de tarihsel işte sıradan tacir ne yapıyor? Yeniçeri ne yapıyor? Ezber evet. Bozan onların duygularına, onların farklı iş bölümlerindeki yer almasına bu anılardan yola çıkarak onlara odaklanıyor. Evet. Şimdi herhalde sanatçının da burada bir ikili bir dualizm diyeyim ben bir batı terimi olarak da kullanmak zorunda kaldım mesela. Bir kısmımız zamana bağlı, onun düşünce tarzına bağlı, bunun dışına evet. Çıkamazken bir kısmımız da bunun dışında hareket etmek istiyor, evet, ediyor. Evet. Bu ikisini nasıl birleştiriyorsunuz? Çok zor çok, bir şey. Çok iyi bir soru. Şimdi birincisi şöyle bir şey var. Eğer tarihe, yani mesela Cemal Hoca'dan en çok etkilendiğim nokta bu oldu. Tarihte insanların insan olduğunu anladığınız zaman bugününüze daha iyi odaklanıyorsunuz. Şimdi bizim tarih okumalarımızla ilgili tabii eğitim denilen operasyon çok endüstriyel bir form aldığı için otomatikman genel yapılarla biz bazı şeyleri öğreniyoruz. Niye? Hızlı bir şekilde mezun lazım. Hızlı bir şekilde mühendis, hızlı bir şekilde sosyolog, hızlı bir şekilde tarihçi vesaire böyle şeyler lazım. Tabii bu hız belli bir yerden sonra tarihsel okumalarda bireysel noktaları es geçmeyi sağlıyor.
Böyle olduğu için de biz tabii ister istemez o kocaman ezberlerle yaşama atlıyoruz. Hangi alanda olursak olalım. Öyle ol, yani bunun diğer bir basamağı da ister istemez kendimizi ifade edecek alan bulamayınca otomatikman çok yoğun bir baskı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kendi bulunduğumuz sosyal ortamda kırmaya çalışıyoruz. Bazen kırmaya çalışıyoruz, bazen de kıramıyoruz. Kırmanın yolunu bilmediğimiz için bazen tıkanıyoruz. Bazen de kırmamız tepkisel bir şekilde olduğu için bu bize zarar veriyor, etrafımızdakilere de zarar veriyor. Benim yapmaya çalıştığım şöyle bir şey oldu. Yani bu söylediğim şeylerin ışığında. Ben hakikaten bu herhalde ilkokul hayatımdan beri en çok zorlandığım şey ne kadar fazla bana böyle ezber bir yapı verilirse oturup bakıp ya ben bunu anlamıyorum demek oluyordu. Fakat etrafında herkes anlıyormuş gibi davranıyordu. Ve ben kendimi her zaman sorumlu hissetmişimdir. Galiba bende bir problem var. Hep böyle geçti eğitim hayatım. Hani üniversitede, yani ilkokuldan üniversiteye kadar. Ondan sonra aslında bu hani geçen programda da pedagojiyle ilgili çok konuşmuştuk sizde. Evet. O pedagojik formla ilgili kendimi eğitme sürecini tekrar ele alınca baktım ki aslında çok temel sorular soruyorum yani. Şimdi bu temel soruları sorduğunuz zaman bu kültürle ilgili meselelerde şu andaki var olan eğitim kurumları dünyada, bu arada Türkiye anlamında konuşmuyorum, dünyada pek cevap veremiyor. Çünkü çok fazla endüstriyelleşti eğitim. Yani üniversiteye girmek artık işte krediler çekiliyor, gidiliyor, bilmem ne oluyor. Ama şartlardan dolayı biraz tabii, da, değil mi? Yani bunu şey yargılamak anlamında da öyle söylemiyorum, durum tespiti anlamında söylüyorum. Öyle olduğu zaman bu kadar büyük bir endüstriyel yapı içerisinde insanın bireyselliğini keşfetmesi gerçekten çok zor. Çok zor yani. Ben süre de yok artık. Tabii yani öyle bir çarkın içine giriyorsunuz ki gerçekten o çarkın içerisinde kendinizi var etmek için bayağı ciddi mücadele etmeniz gerekiyor. Zaten yani bölüyorum pardon ama. Estağfurullah. Yani işte siz güç olun, sen Ömer ol, yani Ömer olarak mühendis ol, atıyorum mühendis sayınım, güç olarak mühendis ol istemiyor. Zaten istese de onu sağlayabilecek ekonomik karşı tarafta karşılığı yok. Karşılığı da yok. Mühendis ol istiyor, aynen, doktor ol istiyor, bireyselini kaybet istiyor zaten bunun üzerine. Bravo. O aslında işte zaten lineer perspektif belli bir yerden sonra buna hizmet etmeye başlıyor. Yani lineer perspektif ilk çıktığında Leonardo da Vinci'nin göstermeye çalıştığı şey görüneni değil gördüğünü çizmek. Bak bu çok ciddi bir fark. Yani görüneni değil gördüğünü çizmek ama şu anda biz lineer perspektif, doğrusal perspektifle görünene göründüğü gibi bakıyoruz. Gördüğümüz gibi değil. Yani çok süper soyut açıklamalar oluyor. Yani izleyenler biraz şey olmuş olabilir ama. Biraz evet, yani Bodoslama dalı şimdi. Evet. Abimin ismine de vesile olan reverse perspektif. Yani tersten perspektif ve lineer perspektif arasındaki fark nedir diyeyim. Oradan onlar yakalasın. Hatta tamam. O sırada da biz de tersten perspektif görselini de girelim ekrana. İzleyicilerimiz de onu inceleye dursun. Aynen. Şimdi tamam. Şöyle bir şey var. İlk başta insanların imgesel duruma rahat adapte olabilmesi açısından. Lineer perspektif bir anı resmeder, tersten perspektif bir hikayeyi resmeder. Öyle olduğu için de tersten perspektifte bir olay anlatılır ve olayın detaylarıyla ilgili birçok nokta gösterilir ve olayda aslında ana bir şey yoktur, nasıl diyeyim size, bir figür yoktur. Orada sizin gözünüz, çok güzel, bu bizim hatta geçen hafta konserimizi verdiğimiz yerdeki tablolardan bir tek tersten perspektifte çizilmiş olan. 1654'te çizilmiş bu resim ve Osmanlı Haremi'ni anlatıyor. Avusturyalı sanatçılar tarafından 2-3 kişiye birlikte yapmışlar. Şimdi mesela buraya baktığınız zaman gözünüzü yani bir böyle yıldız ya da çok önde bir figür olan birisine ararsanız boşluğa düşersiniz. Çünkü bir anda mesela alt bölgeye baktığınız zaman yukarısı çok uzakmış gibi gelir. Üst, yani ikiye böldüğünüzü düşünün resmi. Üst tarafa baktığınız zaman alt bölge çok uzakmış gibi gözükür. Köşelere baktığınız zaman resim size mi doğru geliyor, sizden uzaklaşıyor mu, o anlaşılmaz. Evet. Böyle bir hareketli bir atmosfer yaratılmaya çalışılır tersten perspektifte. Burada aslında resmi belirleyen kişi resmin yaratıcısı değil, resme bakan kişi oluyor. Aslında süper bir bireysellik taşıyor yani buradaki şey. Siz nereye nasıl bakıyorsanız resim ona göre tekrar bir form alıyor. Bu tabii lineer perspektifle çizilen, yani şu anda hayatımız bu arada lineer, yani Instagram'da herhangi bir şey, internette herhangi bir resme baktığınız zaman lineer perspektif etkisini görürsünüz. Neden? Derinlik vardır. Bütün hayatımız bunun üstünde kurulur. Orada öyle bir bireyselliğe, yani şu anda anladığımız bağlamda ama Leonardo da Vinci'nin gördüğü lineer perspektifle bizim gördüğümüz lineer perspektif farklı. Onu da baştan
o farkı verir. Yani şey aslında Leonardo da Vinci bunu vermeye çalışırken bireyselliği ortaya koymaya çalışıyor. Fakat endüstri devriminden sonra lineer perspektif bireysellikten uzaklaşan bir araç haline gelip daha insanları o senin söylediğin gibi mühendis alp değil sadece mühendise evet. konumlanmaya başlıyor. Öyle olduğu için ben de yani çok uzun süredir bunun işte lineer perspektif özellikle batı müziğini anlamaya çalışırken işte tonal armoni nedir bu batı müziğinin temel armonik dili öyle söyleyeyim. İşte 1600-1900 arası var olan bir dil. Sonra lineer perspektifin fonksiyonunu iyice tanımlamaya başladıktan sonra baktım ki Descartes aslında geometrisi lineer perspektif üstüne kurulu. Hı hı. Newton fiziği lineer perspektif üzerine. Bach'ın müziği lineer perspektif üzerine kurulu. Kant'ın metafiziği bile lineer perspektif üzerine kurulu. Peki, şimdi diğerlerini az çok tahmin edebiliyoruz ama Bach'ın müziği niye lineer perspektif? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Bach'ın müziği, yani Bach'tan önceki müziklerde aslında bu deminki senaryoya uygun bir yapı var. İşte Rönesans öncesi kafada. Müziği dinlemeye bak. Mesela şöyle söyleyeyim. Bach öncesi Palestrina diye çok önemli bir besteci vardır. Mesela Palestrina'nın müziği ile Dede Efendi'nin müziği estetik olarak aynı yerde durur. Öyle enteresan bir şey söyleyeyim. İkisi de tersten perspektiften beslenir. Yani siz müziği dinlemeye başladığınız zaman herhangi bir mutlak merkez sizi çekmez. Dede Efendi'nin müziği de böyleydi. Farklı tonlar. Böyle durmadan bir aynı buradaki gibi referans noktaları değiştiği için siz müziğin içinde bulunduğunuz zaman bir yere doğru yani bir mutlak bir yere çekilmekten çok her an her şey karşınıza çıkabilecekcesine dinleyen bir yapı var. Buna da açık sistem deniyor bu arada. Buna şey diyebilir miyiz? Odaksızlık gibi. Yani bravo. Bir odak yok, odaksızsın ama aslında bir o kadar da odaklısın çünkü çok fazla seçebileceğin odak var. Evet, yani sen aslında kendine yakın olduğun sürece seçimlerinle ilgili senaryolar otomatikman bir gerçeklik durumu yaratıyor. Burada aslında tersten perspektif tekniğinin ezbere olmadığı zamanki durumu da böyle bir şey yaratıyor. Yani aslında çok fazla izleyene yaratıcı fonksiyonu verilen bir yaklaşım. Yani izleyeni pasifleştiren bir yaklaşım değil. Belirlemeyen, çizmeyen. Aynen öyle bir durum var. Müzikte de buna benzer bir yaklaşım oluyor. İşte Bach'ın müziği, işte bunun da en böyle önemli eseri Well-Tempered Klavier diye bir eseri vardır Bach'ın bu eserinde. Bu iyi akort edilmiş klavye anlamına geliyor. Beethoven döneminde de artık bu lineer perspektif artık son noktasına geliyor. Şu anda bildiğimiz piyanoların akort edilme biçimi de aynen ona tekabül eden bir yapıda ve bu da kapalı sistem bu arada. Kapalı, yani kapalı sistem şu, başladığın noktaya tekrar geri dönen bir yaklaşım ürünü. Türk müziği bizim Osmanlı kültürü, işte Orta Çağ mantalitesinde böyle bir yaklaşım yok. Bu tam tersine daha açık bir sistem üzerine kurulu. Yani Türk müziğinin ve Rönesans müziğine falan baktığınız zaman oradaki teknik yani sesin kullanılım biçimi, onun tasarlanması bile açık sistem üzerine kurulu. Çünkü açık sistemle bu tersten perspektif dediğimiz olabildiğince ufuk çizgisini sonsuzlaştırmaya yönelik bir form yaratmaya çalışıyor. Caz müzik bunun neresinde duruyor? Caz müzik çok iyi soru. Yani güzel zamanda geldi soru. Caz müzik aslında çok yoğun bir şekilde Batı müziğinden besleniyor ilk başta. Yani negrolar, işte gospel, işte orada o dönem geçtikten sonra tabii bu insanlar kiliselere götürülüyorlar. O şey dönemlerinde işte köle kolonizasyon. Aynen o dönemlerde ve o zencilerin Batı müziğiyle buluşması derken 1900'lere geldiğimiz zaman caz yavaş yavaş kültür olarak kendini belli etmeye başlıyor. Fakat burada en önemli ayak Hollywood ve Broadway şarkıları. Bu Broadway şarkıları müzikaller bravo. Bu müzikalleri yazan kişiler zaten çok yoğun bir Batı müziği görmüş kişiler. Evet. Tamam mı? İşte çok yoğun bir post romantik Batı armoni diline hakim olan kişiler. Bunların birikimini zenciler, işte caz müzisyenleri alıp bir de çünkü Broadway müzikalleri, Hollywood parçaları çok meşhur olunca bunu da hemen biraz sosyal bir konuma koyalım. Çok meşhur olunca şimdi adamlar para kazanmak istiyor saksafoncu tabii, olarak. Ticareti var. Yani adam tabii ki kendi kafasına göre bir şey çalmak istemiyor. İnsanların bildiği şeyleri çalmak istiyor ki işte çaldığı barda, ortamda hemen tanınsın, insanlar ona ilgi göstersin diye. Bu literatür zaten caz standartları dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Öyle olduğu için Batı'nın bu armonik dili otomatikman böyle bir formda Amerika'ya ve caz müziğine zaten aktarmış. Zaten caz çağı popüler kültür bir şey. Bravo, aynen. Onunla birleşiyor. Ondan sonra 1950'lerde de artık zaten caz denilen yapı, Afrika, işte zencilerin ritmik ve melodik yapılarıyla Batı'nın armonizasyon formlarının iç içe geçmesiyle çıkıyor ortaya. Şimdi benim burada yapmaya çalıştığım şey, bu senin soruna
cevaben de gelsin. Osmanlı'yı aramaya, Osmanlı'nın ne olduğunu anlamaya çalışırken tersten perspektif formunun fonksiyonunu gördüm. Batı'yı anlamaya çalışırken lineer perspektifin ne işe yaradığını ve nasıl bir kültürel background, şey, altyapıyı yarattığını gördüm. Caz'ın da şu anda dediğin gibi popüler kültürden dolayı, popüler kültür algılayışından dolayı çok yoğun, yani yüksek oranda kitlelere ulaşabildiğini gördüm. Ve ben dedim ki, kendi gördüğüm dünyayı, yani şu anda mesela lineer perspektifi ben düşünsel bağlamda bir krizde olduğunu düşünüyorum. İnsanlar hani entelektüel dünyada olsun, sanat dünyasında olsun bunu kırmaya çalışıyorlar. Fakat çözümleri de lineer bir nitelik taşıdığı için bir sarmalın içindeler. Aynı şeyin kopyası oldu. Evet. Tamam mı? Yani buradaki sıkıntı şu, lineer perspektif iyi kötü, yani burada bir yargılama bağlamında değil de operasyonda problem var. Yani sen çalışmayan bir sistemi, çalışmayan bir yaklaşımla, yani aynı sistemde çözmeye çalışıyorsun. Bir şey sorabilir miyim bu Tabii. noktada? Şimdi dediniz ya hani işte Osmanlı zamanında işte Türk müziğinde bir tersten perspektif, yani odaksızlık aslında hakimken işte Rönesans'ta, diğer Rönesans'tan sonra ve diğer tarafta Batı'da daha lineer perspektif hakimdi. Peki ama günümüze geldiğimizde aslında sizin söylediklerinizden çıkarım yaparak söylüyorum, lineer perspektifin daha hakim hale geldiğini Tabii. görüyoruz. Peki bu nasıl oldu ya? Neden tersten perspektif hakim hale gelemedi? Veya Çok güzel. Veya biz niye kaybettik mesela onu? Ben tamam, de bir süper. Ekleme de yapayım öyle tamam. paslayalım. Size şimdi modernist eserler de aslında kategorize ediyoruz ve bir lineer perspektife işte resim ya da edebiyatta sıkıştırıyoruz. Ama parçalıyoruz da. Çok güzel. Şey parça. Şimdi tamam. o parçalama da hızlandı. Dediğiniz gibi parçalayacak yer de tükenmeye başladı. Tabii. Şu anda merkezsizlik var. Yani şu andaki en büyük sıkıntı, sözünü kestim ama çok güzel bir yere girdiğin için iştahımı kabarttın. Yani merkezsizlik, o yani şu anda modernitenin en büyük problemi, lineer perspektifi 1900'lerde kırmaya çalışıyorlar her alanda. Edebiyatta, görsel sanatlarda, müzikte de. Ama öyle bir şey kırdılar ki o kırış şekli lineer bir yaklaşım taşıyor. Küçük lineer oluyor. Tabii. Ondan dolayı artık o operasyon birleştirici bir nitelikten uzaklaştı. Çok yoğun bir fragmentasyona döndü. Yani süper dağılma var. Ondan dolayı mesela 1900'lerden sonra izim bitmez. Yani durmadan izim, bilmem ne işte kübizm, şu bizim, bu bizim evet. falan o kadar fazla var ki. Çünkü insanlar daha böyle bütünsel bir bakış üretecek bir alan geliştiremediler kendilerini. Çünkü lineer perspektif artık bu noktada bir fonksiyon yitirmesi taşıyordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ondan dolayı yani modernizmle ilgili bir sıkıntı var. Senin söylediğin şey, biz niye kaybettik ve ne oldu? Evet, şimdi niye lineer perspektif hakim hale geldi de tersi olmadı? Tersten perspektif hakim hale geldi. Şimdi ben bu bir TED konuşması yapmıştım. Aha. Orada son Mesnevi'den bir hikaye anlatmıştım. Şimdi tekrar ona dönmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi baştan ben bu arada şunu da söylemek ihtiyacını hissediyorum. Tersten perspektif benim mutlak bir çözüm olarak kurduğum bir şey değil. Ben lineer perspektifin temel noktalarını sorgulanması ile ilgili alan açmak adına kullandım. Tamam. Şimdi bir gün Medine'de çok büyük bir, bu Mesnevi'den bir hikaye. Medine'de çok büyük bir şey oluyor, yangın. Ondan sonra insanlar korkuyor filan, böyle bayağı bir sıkıntı oluyor. Sonra Hazreti Ömer'e gidiyorlar, diyorlar ki ya Ömer, diyorlar, biz bütün görevlerimizi yerine getirdik. Şunu yaptık, ona ettik, buna ettik filan, işte ibadetlerimizi yerine getirdik. O da diyor ki evet, diyor, siz yaptınız onu, diyor, onların hepsini şeklen yaptınız, kalben yapmadınız, diyor. Yani siz hangi tekniği kullanırsanız kullanın, ister tersten perspektif, ister lineer perspektif, eğer bunu inanmadan ezberi bir şekilde kullanırsanız fonksiyonunu yitirir. Yani şimdi tersten perspektif zamanında Orta Çağ'da bir kimlik yaratmış olabilir. Fakat hani şeyi düşünün, Orta Çağ'daki Engizisyon mahkemelerini. Hı. Ben atıyorum sana sinir oluyorum, senin toprağını almak istiyorum ve işte İspanya'da, kilise olarak aynen. Sevilla'da. Aynen kilise şey nedir onu, rahip olarak diyorum ki Kardeşim. Bu adamın içine şeytan kaçtı, öldürün. Hı. Ya şimdi nereden kaçtı? Ne oldu? Nasıl oldu? Yani bir belirsizlik hakim. Şimdi çünkü bu tersten perspektifle ilgili hayat anlayışını siz şekli bir formata sokarsanız otomatikman insanları zulmetmeye başlarsınız. Yani belki o prensiplere inanabilirsiniz. Ama siz bunu hakikaten kalben bir hayatınızda yer almayacak şekilde sadece taklidi bir formatta kullanırsanız, bu iyi niyet taşısanız bile zarar verici olur. Anlatabiliyor muyum? Öyle olduğu için de dünyada zaten lineer perspektif kendini Leonardo da Vinci'de çok yoğun bir şekilde göstermeye başladı da, Leonardo da Vinci'nin çok güzel bir şeyi var, defterlerinde bir notu var. Diyor ki evren bu sanata doğru gidiyor, diyor. Yani adam o kadar
yoğun bir şekilde ve bahsettiği süreç yaklaşık bir 500 yıldan bahsediyoruz. Yani çok enteresan bir nottur o. Ve bunu hisseden başka bir kişi var o dönem, o da Fatih Sultan Mehmet. İslam medeniyeti içerisinde görsellikle ilgili ilk büyük operasyonu yapan kişidir kendi portresini şey yaparak. Yani böyle enteresan insanların enteresan paralel hissedişleri de var. Çok değişik bir durum yani. Bunu bizim yani İslam medeniyeti bağlamında en önemli Fatih Sultan Mehmet de bunun önemini en iyi kavramış ve bence kalben bunu bir yere koymuş olan kişi de Mustafa Kemal oluyor. Geometri kitabı yazıyor adam. Yani görsellikle ilgili çok enteresan bir şeydir. Yok mesela hani ondan önce o öyle bir geometri kitabı algılayışı yok. Çünkü zaten Descartes'la birlikte geometrinin algılayışı değişiyor. Yani ondan önce koordinat ekseni diye bir şey yokken ben sana diyorum ki x, y, 3, 5 bilmem ne senin kafanda aa evet bu üçgen diyorsun. Böyle bir geometri tasavvuru yok yani. Öyle olduğu için de Orta Çağ'da bu artık insanlar için ezbere bir yaşam formu oluyor. Yani aslında şu anda bulunduğumuz dönemde Orta Çağ'ın son dönemleri de aynı nitelikte. Yani insanlar şu anda lineer perspektife inanmadan yaşıyor. Fakat çözümleri onunla üretmeye çalışıyor. Ve tekrar başa dönüyor, bir sarmal var. Orta Çağ'da da öyle bir durum vardı. Ha, bizde niye, ne oldu hani? Bununla ilgili çok güzel bir kitap var bu arada, yeni çıktı. Şirin Monsenso'nun Osmanlılar'da Bilim diye bir kitap. Muazzam bir kitaptır. Tel Aviv Üniversitesi'nde. Yani Osmanlı'yı bence bilim felsefesi, sosyal yapı ve bunu topluma yansıması ile ilgili yapılmış en iyi çalışma. 16 yıllık. Hangi tarihleri Osmanlı'nın değer oluyor? Bir de biz buna bir bakalım Ömer. Benim çok ilgimi çekti. Evet. Bu aşağı yukarı şeyden itibaren yani yoğunluk olarak işte 1600'lerden itibaren alıp bu ilk saat kulesinin yapılmasına kadarki durumu ve sonra Cumhuriyet dönemini de belli bir oranda kapsayan bir şey. Bayağı. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde şöyle bir durum var. O kitapta da bunu çok yoğun bir şekilde veriyor. Şimdi İslam medeniyeti işitsellik üzerine kuruludur. Evet. Sözlü, sözlü kültür. Zaten, evet. Şimdi Taşköprüzade diye çok önemli bir alim vardır Kanuni döneminde. Onun kitapta bundan bahsediyor. Onu görünce çok hoşuma gitmişti. Şimdi bilimin kategorizasyonunu yapıyor ve bunu yaparken şöyle bir benzetme yapıyor. İşte bir ağaç düşünün diyor. İşte dalları işte bir dalı kimya olsun, öteki fizik olsun filan. Tabii o dönemki terminolojiyi bilmiyorum. Şimdiki duruma göre aktarıyorum. Ondan sonra fakat bu tanımı yaparken yani bir benzetme yapıyor, bir imgesel bir durum var fakat hiç çizim yok. Yani bizde görsellik yani bu Batı'nın artık diline kadar işlemiştir görsellik. Yani bir İngilizce, bir Fransızca'da bir metinde size öyle bir anlatılır ki hakikaten bir oradaki sinema ya da bir herhangi bir fotoğraf sahnesi gibi gösterilir. Ama bizim dilimizde mesela bir şeyi anlatmak falan zordur. Dilin yetersizliğinden dolayı değil. Dilin dayandığı kültürel parametre duyum üzerine kurulu, görsellik üstüne kurulu değil ki. Öyle olduğu için bizim için lineer perspektif şey gibi olmuş yani hiç alakamız olmayan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bütün kültürel parametre böyle bir duyu üzerine kurulduğu için yani Batı'dan bir şey geliyor. Hani bir lineer perspektif algılayışı var, görsellik üzerine kurulan bir kültür var. Bizim dünyamızda yerimiz yok. Yani bununla ilgili en ufak bir yer yok. Öyle olduğu için biz lineer algılayışı Tanzimat'tan sonra artık hayatımıza koymaya başlamışız ama bunu da anlayarak değil. Yanlış. Ya her şeyden dolayı devamlı toprak kaybediyoruz. Bunu ilk düşünenler de kim oluyor? Askerler oluyor. Ya diyor biz bir yerde bir hata yapıyoruz da nerede yapıyoruz? Çünkü ekonomi çok yoğun bir şekilde askeri güce dayandığı için tabii. Belli bir yerden sonra bu gücü kaybetmeye başlayınca temel noktalar sorgulanmaya başlanıyor ama öyle de bir algılayış olmadığı için nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ben İhsan Fazlıoğlu'ndan öğrenmiştim. Çok enteresan bir bilgi. Dünyada Tanzimat döneminde en büyük materyalist felsefeye ait kütüphane İstanbul'da varmış. Enteresan. Çok enteresan çünkü evet. Her şeyi topluyorlar adamlar. Anlamaya çalışıyorlar ya ne oluyor? Yani Osmanlı entelektüeli o dönem bu durumun farkında. Yani bunu da bence... Neredeymiş bu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum da İhsan Hoca'dan öğrendim. Çok şey bir bilgi. Evet. Çok enteresan bir bilgi. Duruyor mu abi? Şey. O da başka ya bir şey. Zaten o artık gitmişti büyük ihtimalle. İhsan Hoca'dan, İhsan Fazlıoğlu'ndan öğrenmiştim. Şimdi öyle olduğu için bunun mesela müzikteki karşılığı bence Dede Efendi çok güzel noktalamıştır. Şimdi Donizetti Paşa geliyor. İşte bu meşhur Yine Bir Gül Nihal'i yazıyor Dede Efendi. Sonra bakıyor ki ya diyor bu diyor bizim dünyamızdan çok uzak bir şey diyor ve şöyle bir lafı vardır. Bu oyunun tadı kalmadı diyor, hacca gidiyor ve orada ölüyor. Bence batılılaşmaya karşı, yani batılılaşma değil de o dönüşüme karşı gösterilebilecek en samimi tavrı Dede Efendi göstermiştir. Direnmiyor.
Bir ara o da şimdi bu not alama sistemi Tanzimat döneminde bizim daha zaman aralığı açık bir durumdan ve sözel olarak işte ben ölmeden önce Alp'e bir müzik melodisi mırıldanıyorum. Aha. Galiba öyle oluyormuş. Tabii. Kulaktan var sadece, aynen. Kulaktan kulağa. Alp onu nasıl hissediyorsa öyle yorumluyor. Aynen öyle. Açık ve sistem işte. Usullerini değiştirerek. Tabii tabii. Şimdi oynayabilir oyna. Orada son işte Tanzimat dönemi gelince bildiğim kadarıyla Dede Efendi de not alamakla not alamak arasında bir çelişki yaşıyor. E tabii çünkü şöyle bir şey var. Şimdi orada biraz da şeyi anlamak gerekiyor. Şimdi Osmanlı kültürünün yani Osmanlı kültüründe çok ciddi bir İbn-i Arabi etkisi vardır. Onun manevi oğlu var işte şey Veyoğlu Konevi. Zaten Fatih Sultan Mehmet de onun yani kitaplarını falan bayağı başucu kitaplarıdır. Sultan şeyde Süleymaniye'de var yani. İbn Haldun'un da bu arada etkisi vardır. Onu da hani eklemek isterim sadece. Aha, tabii. Karşı olarak değil de. Hani. Aha, yok yok. Ya, ya zaten Fatih Sultan Mehmet'te korkunç bir şeyi var. Ama şey itibariyle duygusal dünyasında böyle bir şey var. Konevi etkisi var. Zaten Konevi'nin çok büyük bir etkisi var yani şeyde. Şimdi bu kültür yani bu temel entelektüel birikimin en önemli parametresi şu. Her şey kalır. Sadece her şey değişir, sadece hakikat kalır. O yüzden de değişime açık bir kültür anlayışı var. Ve bu kadar yüksek, mesela bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bunların arşivleme sistemi olağanüstü yani. İmparatorluktan bahsediyoruz yani. Bu kolay bir şey değil, bu basit de bir şey değil. Fakat notaya almıyorlar. Neden? Çünkü şöyle bir şeye inanıyorlar. Bir şeyi ne kadar sabitlersen onu o kadar yok edersin. O yüzden de değişimi mümkün olduğunca fazla bir şekilde hayatlarında yer etmeye çalışıyorlar. Mesela kalp kelimesi Arapça mukallipten gelir. Mukallip de daima değişen demek. Bu İbn-i Arabi şeyinden, literatüründen çok önemli. Mesela akıl ikalden gelir. O da bir şeyi fikslemek. Meşk etmeyi nasıl kullanıyorlar? Meşk etmek aslında burada nedir biliyor musunuz? Meşk etmek aslında bir anda nasıl diyeyim size? An birlikte anı tecrübe etmek için olabilecek son derece doğal bir ortam. Yani burada ben seninle konuşurum bir yere kadar. Analitik yapı, sintaks, işte gramer bir yere kadar devreder. Düşüncelerimi sana devredebilir. Ama belli bir yerden sonra bunlar çalışmaz. O yüzden mesela iki şeyi çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Hem eğitimde, yani müzik eğitiminde hem de genel olarak. Birincisi metaforik dil. Yani metaforik dil çok muazzamdır. Hatta Konevi ile Mevlana'nın çok güzel bir diyaloğu var. İşte Konevi Mevlana'yı ziyarete gidiyor. Öğrencilerinden biri Mevlana. Muazzam bir laf ediyor. Konevi dönüyor Mevlana'ya diyor. Ya bu kadar diyor zor şeyleri nasıl bu kadar basit anlatabiliyorsun diyor. Mevlana da dönüp de diyor ki ya bu kadar kolay şeyleri bu kadar zor nasıl anlatıyorsun diyor. Şimdi böyle bir metaforik dünyadan bahsediyoruz. Yani hani şey durumları falan vardı. Osmanlı'da bürokrat alınacağız ama şiir yazdırılır. Ama şimdiki şiir hani gibi değil. Öyle bir dil kullanman lazım ki senin o diplomatik yaklaşımında muazzam bir esneklik, muazzam bir metaforik algılayış, muazzam bir genişlik yaratabilmen gerekiyor. Aslında Osmanlı kültürünün bu noktalarına baktığınızda yani Osmanlı kültürüne fix bir yerden bakmadığınız zaman ne kadar hayat dolu bir ortam yaratmaya çalıştığını görürsünüz. Bu dediğiniz dille ilgili dediğiniz şeyi sanki günümüz Arap dilinde de görmek mümkün. Aynen. Çok muğlak çünkü tabii. Tabii. Ya şey zamanında İslamiyet öncesi zaten dil öyle bir haldeymiş ki insanlar orada bu Huvari Tuati'nin bir kitabı var. İslamiyet'te Orta Çağ ve Seyahat diye orada bahsediyor bundan da. Mesela pazarda Araplardan yani iyi şiir okuduğunu düşünen çıkar. Pazarda okurmuş ve insanlar beğenirse para veriyorlarmış. Yani dil öyle gelişmiş. Yani o kadar yoğun bir şey var işte bedevilerin. Anlatı kültür. Tabii öyle bir kültür var. Yani Hazreti Muhammed'den önce zaten o anlatı kültürünün şeyleri, parametreleri yavaş yavaş toplumda kendini belli ediyor. Yani Hazreti Muhammed onun üstüne doğuyor. Yazıya getirmemelerini buna bağlayabilir miyiz bazı şeyleri? Tabii ki yani. Şimdi az olmasını. Aynen öyle yani burada yazıyla ilgili durum zaten şuna da. Onlara göre az mı o da çok tartışma konusu biraz. Ya orası çok acayip bir alan. Yani o Huvari Tuati'nin kitabını bu anlamda tavsiye ederim. Çünkü bunu yani bilginin aktarılması ile ilgili nedir? Yazı mı? İşte kitabın adı ne bu arada? İslam'da Orta Çağ ve Seyahat. Tamam. Çok güzel bir kitaptır. 600 ile 800 arası yani şeyi anlatıyor onu da bahsedeyim. Bir pedagojik yöntem olarak genç işte Arapların nasıl çölde kendilerini eğittiği ile ilgili bir belirsizliği bırakma süreci ve kendini bulma, dönüşüm vesaire öyle bir kitaptır. İşte hadislerin peşine düşüyorlar o çöllerde falan böyle. Çok hoş bir kitap. Hiç romantik değil bayağı onun fonksiyonunu görüyorsunuz yani. Şimdi öyle olduğu için bizim Osmanlı kültürüyle ilgili mevzu
mevzularda bu bizim şu anda sorduğumuz soruların hepsi modern prensiplerden beslendiği için birçok noktada cevabını bulamıyoruz mesela. Ama onun sosyal ya da işte müzik kültürel fonksiyonunu görünce ha diyorsun bundan dolayı. Hatta biz hani ilk programda konuşmuştuk Charlie Parker'la arkadaş olma. Ben aslında bu süreci, o size o zaman paylaştığım süreci şu anda daha geniş alanlarda yapmaya başladım. Böylece işte Osmanlı kültürü olsun, Batı kültürü olsun, caz olsun, genel olarak o alanların bana olan aktarımında daha böyle nasıl diyeyim içselleştirme sürecim daha az sancılı geçiyor ve üretime yönelebiliyorum. Kendimi ifade edecek bir form yaratabiliyorum. Biz de o işte Dede Efendi'nin geçişine tekrar dönecek olursak, Dede Efendi bunu görüyor ve çekiliyor. Yani bence de aslında şu anda Osmanlı müziği yaşamıyor. Yani öldü. Bu öldü demek şey hani aman bittik öldük falan şey değil. Yani artık o estetik değerleri üzerinde bir teknik bir karşılık yok. Yani şu anda Osmanlı müziğine baktığınız zaman sadece yapılan tarihsel şeyleri dokümanlama anlamında tekrar işte performansları yapılıyor. Biraz tarihsel performans deniyor buna. Ya da işte caz müziğine eklemleniyor. Ya da işte nedir onun adı klasik batı müziğinde orkestralarla işte şey yapıyorlar ki şu anda son 20 senedir özellikle Avrupa'da. Çok crossover projedir gidiyor yani. Acayip fonlar. 4-5 farklı tabii. Oryantalist müzik birleşik. Aynen böyle var. Şeyler var. Ben bunların pek yani ben de bu projelerde yer aldım, çaldım, şey yaptım ama hiçbir zaman da kalben evet ya gerçekten budur dediğim projeler olmadı. Biraz daha yapay ve endüstrinin zorlamasıyla var olan projeler oldu. Öyle olduğu için ben mesela ilk albümde, ilk renkte Osmanlı müziğinin temel özellikle teknik olarak bu ritmik yapısını ortaya koymaya çalıştım ki artık gözüken malzeme değil altı biraz konuşalım. Ne oluyor yani bu müziği ayakta tutan şeyler ne? Daha da bu reverse perspektif de daha da derinden bir yapısal bir ilişki kurmaktır aslında Osmanlı müziğiyle. Bu estetik algının dayandığı bakış açısını alıp bugünün dünyasında lineer perspektifte şey yaptığımız... köşeye sıkıştığımız dünyada hapishanemizi kırmak için kullandığım bir araç açıkçası. Bir şey soracağım bu arada. Tersten perspektif demişken tamamen meraktan soruyorum. Bir, biz şimdi az önce bir resim paylaştık. Hani ki beraber de Pera Müzesi'ndeyken çok ilgimizi çekmişti. Onun dışında bildiğiniz böyle bir resim veya bu tip böyle tersten perspektif resimleri çizen biri var mı? İki, Osmanlı dışında tersten perspektif kullanılan o dönemde, aynı dönemde medeniyetler var mı? Ha, o çok iyi bir soru. Şimdi Osmanlı döneminde sadece işte 1600 yani 1700'lere kadar Avrupa'da ortak şeyler bulunabilir. Yani çünkü bunlar bu değişimler böyle bir anda pat diye olmuyor. Mesela tabii. Düşünün. Şimdi o gösterdiğimiz resim 1654'ten. Ama Leonardo da Vinci'nin ve Rönesans'ın tarihi 1450'ler falan oradan 200. Yani değişim öyle iki günde olacak iş değil. Tabii. Öyle olduğu için o döneme ait bu bağlamda kullanılan resimler olup olmadığını bilmiyorum. Hani ortak Osmanlı'yla nasıl. Aha. Çünkü zaten Osmanlı'da resim önde olan bir şey değil. Tabii. Bir figür değil yani. Tabii. Yani hatta Orta Çağ'da da resim o kadar öne alınan bir şey değil. Resmin yani görselliğin... İnsanlık tarihinde en yoğun bir şekilde öne alındığı medeniyet Batı medeniyeti oluşur. Yani antik Yunan'da bile öyle değildir. Mimaridir. İsa Hristiyanlık üzerine özellikle çok fazla tasvir bulursunuz. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Yani orada o tasvirler falan var. Yani mesela Kariye Camii bu arada. Evet. Yani eğer tersten perspektifi görmek istiyorsanız Kariye Camii'ne gidin. O da zaten Osmanlı'dan çok önce bir şey. Yani o yüzden dedim hani Osmanlı ile para. Ama onun öncesinde Bizans şeylerinde, ikonlarında, freslerinde bulunur. Yani tarihsel olarak çok eskidir ama bunun bir fonksiyonu var dediğin gibi orada biraz daha dini bir bir şeyde yani bir sosyal bir yapıya inmiş bir durumdan bahsetmiyoruz. Daha böyle kilise çatısı altında ve belli senaryo işte azizler, Betlehem'e yolculuk, belli sahneler. Şeyler, sahneler. O sahnelerde de görsellikten çok zaten baktığınız zaman şey gibidir süper sürreal. Yani hiç yani öyle bir insan tipi yok yani. Yani öyle bir ne bileyim bir figür yok. Öyle olduğu için oradaki amaç biraz görsellikten çok daha farklı bir operasyon şey yapıyor. Ama gerçekten görselliğin merkez alınarak konulduğu en temel medeniyet Batı medeniyetinin o Rönesans sonrası süreci olmuştur yani. Şimdi buradaki tersten perspektifin önemi bir anlamda da şu mu? Ötekini tanımadan başkasını tanıyamamızla ilgili bir durum mu sizce? Bravo, çok iyi. Yani şey mesela şimdi insanın mesela ben ilk Türkçeyi daha iyi anlamamı sağlayan süreç şey oldu. Yani başka bir dil öğrenmem oldu.
Ha bak bu buymuş, bak bu buymuş gibilerinden. Zamir bak, zamir şuna tekabül ediyor. Zarf böyleymiş filan. Şimdi evet aynen öyle. Lineer perspektifle de ilgili aslında benim yapmaya çalıştığım başka bir dil ortaya koyarak bu dilin yüceliği ya da aman çok iyidir, çok kötüdür mevzusundan çok bulunduğumuz dönemi daha sağlıklı sorgulamak. Ezbere bir sorgudan çok fonksiyonel. Çünkü şöyle de bir durum olmaya başladı. Şu anda akademik ortamda çok ezber bir yapı var. Yani insanlar makale yazıyor, o makaleleri bir yazan okuyor, bir dergi şey hakemler okuyor. Başka kimse okumuyor. İşte doktora tezleri şey olarak yazılıyor. İşte nerede eksik konu var? İşte karıncanın evinin çatısındaki kuşun bir, yani böyle süper süper detaylar, artık doktora yapanlar da doktora tezlerinden memnun değil. En çok okunan tez Hawkins'in tezi bildiğim kadarıyla 7000 küsur sadece. Bravo, çok doğru. Ya yani ben de bir matematik Jerry King diye bir matematikçinin çok güzel bir kitabı var işte matematik sanatı. O söylemişti 2001'de. 120 senede matematikle ilgili 120 bin tane o dönem 94 ya da 95 120 bin makale çıkıyormuş. Sadece yazan ve hakem okuyormuş. Yok doğrudur. Böyle yani bir şey var. Sanat daha çok kitlelere her zaman ulaşabiliyor. Bilim böyle kendi camiasına takılıyor gibi bir durum evet, oluyor. Evet. O yüzden de zaten şeyim özellikle bu Pavel Florensky'nin en çok vurguladığı noktalardan biri bu ayrıma biraz karşı. Yani sanat, bilim, felsefe, tıp falan, yani bu ayrımın sağlıklı olmadığını düşünüyor. Özellikle moderniteyle birlikte gelen yapıda. Bu bahsettiği süreç biraz bana diyalektik süreci hatırlattı. Hani işte hep aynı mantıkta gidiyoruz. Biraz böyle bunun tersi demeyeyim de farklısını anlamaya çalışarak onu ortaya koyarak aslında mevcut durumu anlamaya gidiyor. Çünkü. Tabii, evet, evet, aynen. Orada zaten birkaç parametrede de, parametreyi de aynen senin söylediğin gibi kurgulamaya çalıştım. Şimdi bir de çok böyle bir modernist bir şey, progresif, ileriye gideceğiz, tabii, yenilik yapacağız, onu kıracağız, bunu şey yapacağız gibi çok avantgard bir süreç yaşıyoruz bir yandan da hani sanat ortamında. Yeni bir şey yapmak zorundayız. Yeni bir şey yapalım. Şimdi mesela bu albümü dinlediği zaman yeni bir şey dinlemeyecek. Ama bir yandan da yeni bir şey dinleyecek. Nasıl yeni bir şey dinleyecek? Şöyle, şimdi biraz bunun teknik noktasına şey yapayım, evet, girelim. Doğaçlama ne kadar var mesela, merak ettim. Doğaçlama tabii çok var ama burada benim asıl ortaya koyduğum şey, o doğaçlamayı da onun üzerine eklemlendirerek anlatayım. Şimdi normalde bu lineer yaklaşımı ya da modern bağlamda, hani daha çağdaş yaklaşımlarda şöyle söyleyeyim, lineer bir şekilde merkez kurulması ve lineer bir şekilde merkezin yok edilmesi operasyonunu veren armonik yürüyüşler var, akorlar var. Hı hı. Tamam mı? Ben bunları işte hatta bir şimdi yakında bir İngilizce caz armoni kitabım çıkacak benim. İşte Amazon'da yayınlayacağız. Daha sonra işte bunun dünyaya yayılması, yani kendimi hem yenileme bağlamında hem de tersten perspektifi görmek açısından birçok yerde de gidip işte konuşma yapıp bunun uygulamalarını insanlarla paylaşacağım. İşte tonal armoni deniyor. Sonra bunun modal armonisi vesaire vesaire. Bu iki tane ana başlık var. Bir lineer bağlamda merkez kurulması, bir de lineer bağlamda merkezin yok edilmesi. Böyle bir iki yaklaşım ama özünde de ikisi de lineer. Şimdi benim yapmaya çalıştığım öyle bir armonik, öyle bir akor sıralaması olsun ki bu iki, yani merkezi bir yandan hissettireyim fakat merkezin yerinin değişmiş olduğunu göstereyim. Bu değişim sayesinde de tersten perspektif dediğim daha böyle merkezi önümüze alan şekilde değil kabaca, merkezi arkamıza alacakmış gibi olabildiğince ufuk çizgimizi genişletme. Çünkü siz iki tane doğruyu bu şekilde yola koyarsanız bu birleşmez. Sonsuza dek genişler. Gelişir. Lineer perspektifte sonuçta bir noktaya doğru birleşen bir iki tane doğrumuz var. Öyle olduğu zaman bu açıyı genişletip insanların aslında kendi dünyalarıyla ilgili olsun. İşte ne bileyim kurumsal, işte manevi. Aklına ne geliyorsa aslında o kadar fazla kendimizi sıkıştırdık ki çözüm dibimizde fakat bakış açımız lineer olduğu için çözümü göremiyoruz ya. Ve biz bu bakışla bütün dünyayı keşfetmeye falan çalışıyoruz. Halbuki atıyorum şurada bir çözüm var ama biz buradan başlıyoruz, bütün dünyayı tarayıp tekrar başladığımız yere dönüyoruz. Halbuki eğer bu açıyı genişlettiğiniz zaman çözüm burada olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz da böyle bir teknik olarak da bunu ortaya koyuyor. Çok enteresan. Şimdi böyle bir teknik olarak da böyle olması ve hissel olarak müziği dinlerken aldığımız durum da çok benzer. Öyle mi? Nereye gittiğini anladığım bir şey yok. Sadece müzik var. Evet. O ana doğru bir, adeta bir meditasyon gibi bir durum var. Doğru, aynen. Biliyorum bunu diğer dinleyenler, çok kişisel şeyler bunlar. Evet, çok kişisel ama benzer şeyler var. Yani o şeyi görüyorsun. Yani
merkezden dışarı doğru açılıyor. Yoruma açık evet. Ve şey yok. Böyle bir nasıl diyeyim? Bu budur. Evet diyemiyorsun. Notası yok orada. Aynen. İşte çok gidiyor, güzel. Diğer dinleyenlerden biri olarak mesela bir yorum yapayım. Evet, sen ne düşünüyorsun? her dinlediğinizde mesela farklı bir yerine takıldınız, farklı bir tınısına takıldınız ama o tınıyı da takıldığınız andan itibaren o kadar takip edemediniz. Çünkü dikkatini çekiyor, 2-3 saniye sonra başka bir tını giriyor, o kayboluyor. Dolayısıyla evet. Sürekli böyle tınıdan tınıya atladınız ve böyle odağınızı kaybettiğiniz için ben de yarattığını anlatıyorum. Biraz böyle sinirlendiniz ama öbür taraftan aslında hep farklı bir şey dinlediğinizi sağlayan bir yapısı var. O açıdan çok hoşuma gitti. Yani ikinci defa dinlediğimde evde işte CD'de. Çok şey oldu, hiç hatırladığım gibi değildi mesela. O beni çok şaşırttı. Evet, çok o yönü güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi süper keyif aldım çünkü aslında bunları hedefliyordum. Açık söyleyeyim. Çok güzel olurdum. Yani bunların işin güzel tarafı, bunların hiçbirini konuşmasak, bilmesek süreci, hiçbir teorik şey olmasa da böyle anlatırdım. Evet, yani bu zaten hedeflediğim şey de buydu. Bir yandan hani yakın bulabilmeniz ama her dinlediğinizde ya da her bir şekilde bununla temas kurduğunuzda bambaşka bir alanda hissedebilmeniz. Çünkü gerçekten öyle bir durum var ki, bunun gene günlük hayata uyarlayalım. İnsanlar yaptıkları şeylerden çok çabuk sıkılıyorlar. Ama yaptığın şey aynı olduğunda, ona bakış açın değiştiğinde aynı şeyi yaparak her gün bambaşka şeyler keşfedebilirsin. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi şu anda aklıma geldi. Şimdi caz müzikte genelde böyle aşırı keyif alırsın ve boşluklar olmasın istersin. Evet. Yani hatta yani birisi sürekli seni nokta, bir şeyler eksik kalır. Nasıl anlatayım onu? Şimdi edebiyatta da boşluk bırakmayı ben çok sonradan, ya ne diyor bu yazarlar hep bunu söylüyor da, çok sonradan anladım. O boşluk durumu var mesela sizde. Yani bu yine benim hissel bir şey. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama bazı müzikleri dinlerken, caz müzikte, klasik müzikte daha fazla bassınlar, daha fazla bir şey söylesinler. Eksiklik duygusu, bir boşluk duygusu kalırken bunda o boşluk rahatsız etmiyor. Süper. Çok güzel. İzleyiciler bir şey anlamadı mı? Yok, ben her şey. çok güzel tanımladı. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer sen odağı hemen verirsen, herkes oraya bir an önce gitmek ister. O yüzden de oradaki boşluk rahatsızlık yaratmış olabilir. Ama ben öyle bir odak göstermediğim için o boşluk sana zaten kendisi olarak bir varlık ifade ediyor. Evet. Öteki türlü o boşluk tamamlanması gereken yani bir şeymiş bir gibi. Günlük hayatımızda görüyorum, insanlar sessiz kaldığı zaman birbirlerinden çok rahatsız olur. Evet, halbuki dost yanında susabildiğindir mesela. Yani o tabii doğru, çok doğru ama günlük hayatta bile biz sessizliği paylaşamayacak bir şey değiliz yani. Hani bu Türkiye, Osmanlı falan bırakın, şu anda modern dünyada herkes rahatsız yani. Çünkü belirsizlik sessizlik. Bunu Gündüz Asaf çok güzel söylemişti. Aynen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna doğru geldik. Çok keyif aldım. Teşekkürler arkadaşlar. Biz de yine çok keyif aldık. Aynen. Arada da sizi ağırlayalım. Sadece plak çıkardınız. Tamam, ben keyifle gelirim. Meşk etmeniz için Reverse Perspektif şu an her yerde bulabiliyoruz. Bulunabilir dijital ortamlarda. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Aynen, ben de çok beğendim. Tekrar çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Aynı zamanda sizinle beraber grubu oluşan diğer evet, onları da aslında paylaşalım. Son söylemek istediğim olsun. Albümde diğer birlikte çaldığım arkadaşlar, saksafonda Tamer Temel, bastık Apostolos Dileriz, davulda Cem Aksel. Bir TMC prodüksiyonudur bu albüm. Ayrıca bütün görsellikle ilgili tasarımı da Aykun Taşçıyan yapmıştır. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Son söylemek istediğim de bu olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Meşk etmek isteyenleri de bekliyoruz programımızı. İyi akşamlar diliyoruz. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi akşamlar.